Şimdi mozaiği oluşturan parçaları düşündüğümüzde işte bugün mozaik dediğimiz parçalar neler var? Evet. Türkler var, Kürtler var, işte Yahudiler var, Ermeniler var. İşte kuzeyden gelenler var, Çerkezler var, Abazalar var. Kabul ettiğine bağlı cemaatin, o bilincinin olup olmadığına bağlı, o kültüre sahip olup olmadığına şimdi bağlı. Şimdi var olduğunu bağıra bağıra söyleyenlerden yola çıkarsak mesela Ermeniler ve Kürtler. Onların Anadolu'ya girişleri ne zaman? Onlar bizden eski. Yerel halk. Ne kadar eski? Ermeniler burada işte yazılı tarihleri 4. asırda başlıyor. Daha evvelden varlar İrani. Kürtler de çok eski. Yani onun yazısını o kadar tespit etmek kolay, kolay değil. Çünkü onlar şey değil, urbanize değiller. Peki bu Med uygarlığı nedir? Med uygarlığın oraya bağlandığını nasıl ispat ediyorlar? Ona benim aklım ve ilmim yetmez. Kusura bakmasınlar. O çok zor. O Urartular yani. Ermeni midir? Kötü böyle mi? iddialı. Ben gençken yani 10 teenager dediğim vakit büyük kavgaydı. Ermeniler Urart olduklarını ileri sürüyordu. Azeriler de kafatasları uymuyor diye. Evet. Biz bakmışız falan. Subut etmiş ki değildir derlerdi falan. Subut sonra etti. Biraz tesadüf rol oynar ilimde. Biliyorsun o Patnos'ta falan memleketin çok Çeçen ve Lezgi muhacir vardır. Yani yerleştirilmiş. Patnos'un bekçisi Çeçendir. Çok zeki bir adamdır. Okunan metinlerde kendi dilini duydu. Orada öğrendi çivi yazısını falan. Çok şey değil, zor değil yani. Yapan yapıyor. Ve bu ilim dünyasını yöneltti. Bugün artık Çeçen şeyine konuyor yani. Uğraklar. Grubunun içine konuyor. Ama tabii o taş, o yapı, o mimari şüphesiz ki o çevreye batıdan gelip yerleşen sonradan Ermenilere bir şey vermiş, impetus vermiş. Onu kimse inkar etmez. Bu çok açık. Yani bunlar bu etnik karışımların tespiti güç. Peki Urartu Metler Etrus bağımlısı nereden çıkıyor? Diyorsa adamlar oturup eski İranistik yapması lazım. Bunu diyen adamların oturup Kürtlerin eski İranistik yapıp öğrenmeleri lazım. Ondan sonra filolojik olarak, arkeolojik olarak ortaya çıkmaları lazım. Yoksa falan dedi, filan dediğine olmaz o iş. Kimseyi ikna edemezler. Peki Etrus'le bağlantısı nereden Urartu'nun? Etrus'le bağlantısı sadece maddi malzeme. O kadar mıdır? Evet yani burada çıkan kazan orada da bulunuyor İtalya. Yani. Ne olacak, ticaret var her zaman. Yani o da aglutine bir dil. Ekli köklü bir dil. Dilleri o da çok öyle. Benziyor. Evet. Yazı çok dilleri benziyor. Benzediğini bilemiyoruz çünkü Etrusça da hala anlaşılmış değil tamam abi. Ama yazı benziyor. Çok bir sürü benzerlik var. Yani. Yazı bunlarınki şeye benziyor. Bu proto Yunanca, Fenike koluna, bu çivi yazısı. Çivi yazısı. Onun için, ama var yani runik yazı, Göktürkçe benzerliği falan var o yazı. Runik yazıların hepsini birbirine benzetiyorlar. Bunlar tabii çok derin kültürler. Bir dahaki sefer dünyaya geldiğimizde efendim dürzüler gibi enkarne olursak efendim bunları öğrenmek lazım artık. İnsanın ömrü de uzuyor. Bu dünyanın gailesinden. Sen şatosuna gittin mi? Kimin? Velid Cumblat'ın. Tabii ne hoş. Muhtara. Muhtara'ya gittin mi? Bir yanına gittin de içine girdin. Bekleme salonunu hatırlıyorsun değil mi? İçine girmek nasip olmadı. Şimdi bak orada bir tane Osmanlı arması var mermer üzerine. Güzel o duruyor. Karşısında ne var? Marshal Zhukov Kızıl Meydan'da at üzerinde şeyleri. Ortada da Arslan Bey'in resmi. Meclisi Ayan Azası. Bir de İttihatçı. İdam şeysi. Kararı. Aliye Divan halindeki. Aliye Divan. Kültür çorbası gibi Velid Cumblat. Hala o kalede mi oturuyor onlar? Tabii muhtar onun muhtara. Şeyi. Bir de Beytüddin var ama o müze artık. Evet. Muhtara da oturuyorlar. Konser salonu falan oldu orası. Beytüddin. Evet. Beytüddin fakat kimse bizim sevmiyor o şey. Kimse sevmiyor onları. Moda kime? Cumblat'ı. Hayır düzileri. Dürzüleri tabii sevmiyorlar. Efendim? O da onları sevmiyor. Yani. Niye sevsin ki? Yani. Orada onlar nasıl hayatını idame ettiler ben çok merak ediyorum. Çok yani. Ederler çünkü son derece zeki, son derece dilleri hoş, çalışkan, zengin ve güzel bir ork. Evet.
Güzel. 18 yaşında çocukları dinledim ben, böyle bir espri fırtınası bilmiyorum. Sen Düzce yani. Cenazesine gittin mi hiç? Gitmez Zildedi olur mu? Evet. Gelecek yeri gelecek diye. Hayır şey zaten ölen ihtiyar diyormuş ki son dakika nerede annemin kucağı nerede diyormuş. Yani ne güzel ölüm ya. Değil mi? Şimdi cenaze şöyle, ağlamak yok, ayıp. Kadınlar gelip cenaze sandukayı selamlayıp gidiyorlar. Adamlar bekliyor. Muhteşem bir manzara atriumda. Sonra şey kılınıyor, cenaze namazı. Ölü selamlanıyor. Ondan sonra alıp paldır küldür gömüyorlar. Mezar falan yok. Çünkü enkarnasyonlar. Gelecek nasılsın? Yenisi geliyor. Şeyde o muhtara. Ben orada birkaç gece kaldım yıllar önce. Emin Maluf'un kitabı vardı ya, Roşta Tanyos. Roşta Tanyos kayalıkları. Anlattığı her şey orası. Muhtaraya mı uyuyor? Muhtaraya uyuyor. Her şey muhtaraya uyuyor. Ama orada onların Dürzü Ligi'nden bahsetmiyor. Dürzü Ligi, hayır. Olaya, yere... Ha yok, şey. Dürzü çocuğu. Biri Dürzü, öbürü şey. Zaten mekanı Dürzü da... Dürzü Ligi'nin başlangıcı ne zamandır? Aa şey, hakem. Fatımiler devri. Fatımiler halife devri. Kalkıyor, Fatımi halifesi, Şii halife. El Hakem. Hakem sabah canı sıkılıyor gece, sabah Allahlığını iddia ediyor. Eşeğe biniyor, Allahlığını ilan. Sonra da bir gün eşeğe binip kayboluyor gidiyor, gitti. Gelecekmiş. Veziri de peygamberi oluyor. Güzel. Sonra Lübnan'a göç ediyorlar. Cebeli Druz derlerdi, Cebeli Lübnan'a. Yani işte o da Lübnan'ın dağlık kesimi. Dağlık. Ben o ülkeyi çok seviyorum. Çok güzel. Lübnan. Çok güzel. Cemal Paşa'nın başarılı idaresi yüzünden süper orayı kaybettik. Bak demin sorduğun dıdı hikayesinde Lübnan nasıl Lübnan oldu sorudur. Ancak Cemal'in sayesinde olur. Yani Triumvirat'ın içinde böyle hiçbir işe yaramaz bir adam varsa Cemal Paşa'dır yani. Herkesin bir kabiliyeti vardır azizim. Talat organizatördür, bilmem nedir, sevme. İşte Enver Paşa bir şeydir falan. Cemal abi ne arıyor aralarında? İşte oluyor. Herkes bir üçüncüyü arıyor yani. Niye orada onu çözemedim? İşte yani, ki Bahattin Şakir'ler var, şunlar var, bunlar var. Cemal ne arıyor işte. Orada? Peki abileri diye oradadır yani. İşte tabii herkesin bir üçüncü abiye ihtiyacı vardır ya, öyledir. Yani o muhtar şey, Aliye Divane abi inanılmaz bir rezalet. Bütün Arap entelejansiyasını idam ettiriyor adam. Araplar da o yüzden nefret ediyor. E tabii yani. Görmüşsünüz şeyde Beyrut'taki şey. E zaten işte bütün olaydı o. Bütün olaydı o. Bütün olaydı o zaten. Başka fazla bir direniş de yok. Bütün hepsi de o. Fakat o Aliye şimdi Düzce bölgesinde çok güzel bir kültür merkezi yapmışlardı. Ha, Düzce evet. Bölgesine dahil mi orası? Düzce sanki. Orası Cebeli Duruz orası. Cebeli Duruz. Ben sanki orası Düzce Bölgesi. Çok güzel şey yaptılar orayı. Orası Cebeli Duruz'dur orası. Evet. Güzel yerlerdi orası. Tabii çok. Biz kaldık orada iki gece son zamanda gittiğimde. 37 yıl sonra avdet ettiğimde Lübnan'a nisip kısmet oldu orada kalmak. Fakat o